Risk yönetimine hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Artık bir sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz efendim. Çok değerli konuklarla birlikte 20'den fazla bölüm çektik. Tabii ki hem böyle çok sevdiğim ve aynı zamanda bilgisine güvendiğim isimlerle aynı ekranda olmak benim için de bir onur. Onlardan birisi daha bu hafta bizlerle birlikte Profesör Doktor Zeynep Ökten bizlerle olacak. Kendisiyle birlikte tabii ki risk yine merkezimizde olacak ama Hocamız hem ekonomi profesörü hem de modaya da çok yakın bir ilgi duyuyor. Hatta bu anlamda çok güzel bir eser de çıkarmış oldu. Moda ve ekonomi şeklinde. Bunu da tabii modayı da konuşacağız. Özellikle kadınların modaya olan bakış açısı ve bir takım riskler de var doğru giyinememe durumunda. Hepsini konuşacağız efendim. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. O zaman başlayalım. Müzik Evet Profesör Doktor Zeynep Ökten hocamız stüdyomuz. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Ben çok iyiyim sizi görünce. Siz de iyisiniz. Ben iyiyim hocam. Çok teşekkürler. Şimdi risk yönetiminde riski konuşuyoruz. Size de risk nedir diye soracağım ama lütfen şu boş kağıt ilgili örneği vermeyin hocam. Buradan veren konuklarımıza da... ...selam olsun ama... E, tabii ...işin şakası bir yana çok fazla bu örnek veriliyor. Siz bir ekonomi profesörüsünüz. Aynı zamanda işte moda ile ilgili de... ...çok böyle güzel bir eser çıkardınız. Onu da konuşacağız ama... Ekonomi açısından mı riski tanımlayacaksınız yoksa hani genel hayata dair mi tanımlamak genel istersiniz? Genel olarak hayatın içinde her yerde risk <laughs> var. Yani e, ölçemediğimiz her türlü şey, oyunun kuralını ku kuramadığımız her türlü alanda risk var. Ama risk dediğimiz zaman biz hep daha olumsuz bir şeyi algılıyoruz e, ve yaptıklarımızın karşılığında bize ne gelecek? Çünkü... Ekonomi bir seçimler bilimi e, değil mi Murat yani biz hep bunu konuşuyoruz seçimimizin sonucu bize ne getirecek? Hı hı. Ve o seçim tamam. sonucunu aslında hesaplayabiliyoruz 5 aşağı beş yukarı. Evet ama içinde hep bir, bir olası, olası risk barındırıyor yani onun için adımımızı attığımız her andan itibaren hı hı. sabah uyandık bir sürü kararlar alıyoruz. Bugün ne giyeceğim, işte kaçta çıkacağım, hangi yolu kullanacağım, nasıl gideceğim, hele İstanbul'da olunca Allah'ım oh. o kadar çok karar almak durumundayız evet. ki aldığımız bu kararların hepsinin içinde çeşitli riskler var. Risk esasında hayatın her noktasında yani ve ne kadar çok karar almaya başlarsanız o kadar da çok riski analiz etmek zorundasınız. Evet. Aslında hayatın dediğiniz gibi her alanında var. Yani ben örneğin çok böyle risk, aslında riski seviyorum. Şöyle seviyorum. Hani risk hesaplayabildiğim ölçüde bu işle ilgili de olabilir hocam. Bir proje olabilir ya da <laughs> bir sınav olabilir vesaire. Hani sonucunu biliyorum. Ya olur ya olmaz. Ama bilmiyorsam sonunu ve hesaplayamıyorsam o işe hiç girmeyi çok fazla tercih etmiyorum. Burada çünkü bir belirsiz olan bir risk söz konusu. Hı -hı. O zaman biz belirsizliği fiyatlayamıyoruz herhalde, değil mi? En evet. önemlisi bu. Evet. Yani belirsizlik daha karanlık bir Hı -hı. tablo. Yani şimdi esasını ben buraya gelirken, değil mi? Burada bir e, çekim yapılacak. Burada da bir risk alıyorum ama riski azaltan şey ne? Karşımda Murat, Murat var da. ve Murat'ı tanıyorum. Daha önce yaptığı çekimleri biliyorum onun için riski azaltıyorum. Belirsizliği yani ben de azaltıyorum. Adam. Buradan diğer konu <laughs> konuklarımızın sorusu. <sorayım. gülüyor> evet yani, aslında bu, aslında bu doğru. hocam karşınızda yani, başka bir sunucu olsa belki hiç tanımadınız. Tabii, orada ee, daha Ne büyük... soracak sizi zor durumda bırakacak tabii. mı? O kadar önemli yani, ki aslında. Çok önemli ve evet. bu çekim. YouTube'da yayınlanacak. Bir sürü insan bunu seyredecek. Aynen. Buradaki belirsizliği, riskleri minimize etmek istiyorum. Eğer Murat'ı tanımasam, yerinde başka birisi olsa gelmeden önce pek çok soru sorardım. Onu daha önce yaptığı yayınları inceler, Gerçekten. o riskleri elemine ederdim. Yani şimdi buraya girmeden önce de soracağın hiçbir soruya dair bilgim yok. Evet. Ama o, o riski işte belirsizliği azaltmak ve tanımaktan kaynaklanan Kesinlikle. bir şey. Bunu aynı şekilde ekonomiye de adapte edebiliriz. Bakın ekonomide de biz neden bu kadar riski yüksek bir ülke? CDS primimiz niye bu kadar soracak. yüksek? istemo hocam i̇şte, çok yaşayın yani, yani biz işte rakiplerimiz işte bakıldığı zaman hep söyleniyor işte Brezilya, Meksika, işte Güney Afrika, hatta Rusya son dönemde ama biz böyle birazcık sanki segmentimiz de aşağı doğru gitti. Yani bir downgrade olayı oldu herhalde değil mi bu Türkiye'nin risk primi evet. kıyaslamasında. Ama yine ben hani çok iyi düşünerek bu kırılgan beşliği baz alarak Onların risk puanı, ülke risk puanları 150-170 bas puanda. Bizim şu anda işte 350'nin üzerinde 400 bas puan üzerine de çıktığımız oluyor. Bizi bu kadar riskli kılan ve bu kadar negatif sebep sebepsizce ne olabilir? İşte tam da bu noktada bizim bu belirsizliklerimizin çok olması ortaya çıkıyor Murat. Yani burada kurumsal yapı dediğimiz ki benim uzun süredir üzerinde çok çalıştığım işte bir iki kitaba da chapter hazırlıyorum bu konuda. Onun için çok yoğunlaştığım bir konu çok da önemli bir konu. Çünkü kurumlar dediğimiz zaman biz kurumun içinde yazılı olan olmayan her türlü şey var. Yani işte buraya gelirken giyeceğin kıyafetin şekli bile bir kurumsal yapı barındırıyor içinde. Bunun içinde Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var, bağımsızlığı var. Ee, yasaların güvenilirliği var, uygulanması var. Örf adet gelenekler var. Yani baktığında gözün kapalı olarak riski minimize edecek vaziyette. Ben o ticaret dersleri de veriyorum. İhracatını ee, ihracatını yapacağın zaman Avrupa'daki özellikle Kuzey Avrupa ülkelerini eee tamamıyla risk minimize edecek e, ederek giriyorsun. Yani o ülkeleri tanıyorsun. Çünkü oranın e, söylenmemiş kanunları bile hı hı. çok açık ve net. Güveniyorsun. Ama işte Uganda'ya satarken, ihracatını yaparken çok daha evet kendini ya. garantiye alacak hı hı. ödeme koşullarını seçiyorsun. Aa, aynı şekilde incoterm'leri seçiyorsun. Tüm bunları riski ülkenin riskine göre seçiyorsun. E şimdi bizde de Aa, bu kadar tanınmış ve büyük bir ülkeyiz. G20'nin içindeyiz değil mi? Yani 20 ülkenin ekonomik büyüklük G20 açısından. G20'yi artık fazla almamak lazım. Suudi Arabistan bile anti demokratik giriyor. ülkelerinden Peki. birisi değil mi? Parayı veren, <laughs> yani parası olan, parası olan giriyor. Parası olan giriyor. Hayır yani parasal evet, evet, büyüklük evet. açısından Aynen. söylüyorum. Şimdi... Bu kadar büyük bir ülkeyiz. yani hiç adı duyulmamış bir ülke değiliz. Tabii Peki ki. neden bizim riskimiz bu kadar yüksek? Bizim riskimizi yukarı çıkan şeyler ne? Kurumsal yapıdaki güvensizlik. Hı -hı. Bakın şey çok önemlidir. Ee, i̇şte iktisatçıların konuştuğu ve ilk defa risk ve belirsizlik kavramını iktisat literatürüne sokan iktisatçıların söylediği şey şu: Bir ülkede veya piyasada Risk olduğu süre içinde oyunun kurallarını belirlemen lazım. Yani kural riski minimize etmek için konulur. Şimdi bu kural... Ya da bir belirsiz çerçeve, piyasa koşullarını belirle, tabii, biraz daha bir, yatırımcı açısından değil mi belirli hale getirmeye çalışır kurumlar. Önünü Ama Türkiye'de tam tersi lazım. belirsizlik yaratıyor hocam evet. kurumlar. Yani burada biz işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığını konuşurken hmm. bu bağımsızlık bir şekilde yeni atamalarla birlikte... E, sanki değişmeye başladı ve Merkez Bankası başkanlarının değiştiği süre içinde ne kadar sıklaşırsa bu çünkü ölçülen birimler evet. o yani bağımsızlığı ölçmek için kullandığımız birimlerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu riski artırıyor. E, para politikasının merkezi böyle bir risk barındırıyorsa e, o zaman dışarıdan gelecek olanlar da soru işaretinde oluyor. Mesela çok uzun zamandır e, şeye baktık. E, Acaba bu bizi dere, derecelendirilen kuruluşlar ya da sosyal medya üzerinde kaç defa TCMB bağımsızlık kelimesi geçiyor? Yurt dışında Artmıştır yurt içinde. Yani. Evet, yani son derece artıyor. Buna değiniyorlar sürekli olarak. Bu konuda Selva Demiray hocamız da bir çalışma yapmış. Onu da merakla bekliyorum daha inceleyemedim. Ee, ama bu çok önemli. Yani bunlar konuşulmaya başladı. Mesela derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye baktığı zaman hani biz dereceyi şuraya indirdik veya yukarı çıkarmıyoruz dedikleri zaman ele aldıkları risklerden en başta geleni Kurumsal şey diyorlar hocam yani kurumsal güvenilirlik ama bu sadece merkez bankası ya da hazine değil. bakanlığına olan güvensizlik değil, değil. üniversitelerimiz bile bakıldığı zaman yani bu anlamda kendi haklarını kadar kullanabiliyor rektör ataması olsun vesaire. Yani merkez bankası ile ilgili biz konuşurken bir taraftan da faizin artıp artmayacağını başka taraflardan da öğrenebiliyoruz. Şimdi o zaman böyle bir tabloda biz ne yapmamız gerekiyor muhtemelen yasalarımızı Güçlendirmemiz gerekiyor yabancıyı korkutmamak anlamında. Bir gecede olan o swap kanunu değil mi hocam Londra'da yapılan aslında Tabii. hamleler muhtemelen yabancı ürkütüyor. Bundan dolayı mı yabancı takası en düşük seviyeye geldi hocam sizce? Aa, kesinlikle çünkü dünyada <laughs> bu kadar bol bir para. Lekittenin <laughs> bu kadar çılgınca olduğu bir yerde neden %19 faize gelmesin yabancı? başka bir yerde %19 faiz var mı? Tamam Türkiye için artık reel faizden bahsedemiyoruz ama yabancı için bu enflasyon önemli mi? Hayır değil. Belki döviz kuruyla işte e, faiz arasındaki ilişkiye Sonuçta bakar sıcak orada da. Alacağı Tabii alacak bakar. alacak paraya ya. bakar. Evet. Biz 2008 <laughs> kriz sonrası yaratılan e, o likitte bolluğunda parayı çekmedik mi? Çektik. Hem de oluk oluk geldi. Yani sıcak para bize çok da cazip bir şey değildir esasında. Geldiği gibi gider giderken de yıkar gider. E, daha çok da oradan yaban Yabancı yatırımcı isteriz ama her ikisi birden gelmişti Türkiye'ye. Şimdi gelmiyorsa, şimdi bu kadar koşullarımız yani verdiğimiz faiz oranları bu kadar yüksekken yabancı bize gelmiyorsa işte o zaman dönüp dolaşıp bizim hep söylediğimiz o yapısal reformlar var ya onları yapmamız lazım. Onların içinde de kurumsal güvenilirlik geliyor. Evet. Yani riski minimize yetmek. Biz oyunun kurallarını mutlaka belirlemek zorundayız. Biz ülke içindeki bile oyunun kuralını bilmiyoruz. Kural sürekli değişiyor. Kural her değiştiğinde evet. kendimizi ona adapte etmek istiyoruz. Veya o kural değişiyor hadi sen oyunda değilsin diye atıyorlar evet. bize evet. veya içeri alıyorlar. Onun için bu riskler çok fazla ağır Hı -hı. geliyor. Yapısal reformlar da hocam herhalde burada çok örtüşüyor. Yani iki gün öncesinde açıklanan yapısal reformda bir rekabetçi kur söylemi değil mi ön plana çıkarılabilirken sonrasında biz bunu unuttuk. Bu defa dezenflasyonu sürece vurgu yapılıyor. Son gelen enflasyon son 26 ayın Türkiye'de en yüksek enflasyonu yaşadık maalesef. Yani 18.95 Temmuz ayı değil mi hocam evet. enflasyonu? Merkez Bankası'nın tabela faizi de 19 yani 0.05 puan kadar bir fark var. Merkez Bankası bu kadar daralmış farka rağmen faiz indirme mesajını vermesi bu anlamda bağımsızlığına olan soru işaretinin bir göstergesi midir? Yani bu koşullarda Merkez Bankası yine de piyasaya ben fırsat görürsem faiz indirim mesajı aslında e, onun hakkında soru işaretlerini gündemde tutabilecek bir yaklaşım mı hocam? Biliyor musunuz Amerikalı bir iktisatçı. Ee, bu konuda bir makale yayınlamış. Türkiye makalenin, e, makalenin içinde Türkiye'de Hı -hı. var. Makalenin konusu şu. Daha sonra hatta e, size de yollayayım o makaleyi. E, demiş ki şeye bakalım. Siyasi otoritenin söylemleri karşısında merkez bankaları ne kadar dik duruyor para politikasında ya da ne kadar baş eğiyor. E, ve bununla ilgili olarak 54 tane ülke ve yaklaşık e, 25 dönem hatta daha fazla olabilir e, çeyrek dönemlik olarak Merkez Bankası'nın aldığı kararlar e, siyasi söylemler. E, para politikasının olması gerektiği nokta faiz noktası ve alınan kararlar. Bunu tamam. incelemiş. Peki çok ilginç bir sonuç var. E, en çok siyasi baskı gören Angola Merkez Bankası. Hı -hı. Peki e, en çok siyasi baskıya boyun eğmeyen, çok ilginç, Suriye Merkez Bankası. En çok boyun eğen Türkiye Merkez Bankası. Ve 17 dönem boyunca Merkez Bankası olması gerekeni değil, isteneli karar vermiş. İşte o yüzden vermiş. de böyle birikmiş faiz kararları geliyor herhalde. Önden yüklemeli evet. faiz artışı sonra, ya da inişi. çok haklısın, sonra <laughs> biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Ve toptan bir faiz Hı. artışı geliyor. Şimdi biraz evvel hani dediniz ya 26 ayın en yüksek e, enflasyon oranı daha önemlisi Temmuz ayı için bu oran endeksin en yükseği. Çünkü biz Temmuz ayında hiç böyle bir enflasyon görmedik. Evet. Temmuz <laughs> bizim gıda fiyatlarının indiği, hmm. ekonominin rahatladığı, işte yakıt işte eğitim masrafı yok bir şey yok. Çok çok rahat geçirdiğimiz Çok çocuk masrafı da yok. Evet yani dediğimiz. Temmuz aylarında hiç en, enflasyon genellikle alt, aşağıya doğru hareket ederken yakaladığımız en yüksek enflasyon. Peki Merkez Bankası neden bu kadar iyimser hocam? Yani Temmuz ayında biz baz etkisinden dolayı bir iyimser enflasyonla karşılaşmamız gerekirken bile 26 ayın zirvesini gördüysek Merkez Bankası özellikle yılın son çeyreğini işaret ediyor. Diyor ki enflasyon zirve yaptı ve inecek ve faiz indireceğim diyor. Merkez Bankası'nın hesaplama setinde bir değişiklik mi var? Yani sizden farklılaşan nedir Merkez Bankası'nın farklılığı? Bence şey yapmaya çalışıyorlar. Yani böyle güvenilirlik veya enflasyon beklentilerini sözel olarak çıpalamaya hmm. çalışıyorlar. Ama bence tam tersi etki ediyor. Çünkü güvenilirliğini yitiriyor. Açıklanıyor, zirve yapmış aslında evet, bir ay sonrasında. Yani, daha enflasyon raporu açıklandıktan 4 gün sonra enflasyon rakamı açıklanıyor ve o enflasyon raporundaki patikanın tutturulamayacağı ortaya çıkıyor. Biz söylemle enflasyonu çıpalamaya çalışırken güvenilirliği tekrarladığımız için esasında enflasyonu daha da artırıyoruz. Evet. Çünkü diyorlar diyor ki insanlar ben de dahil olmak üzere ya beklentiler bunun çok üzerinde ya da benim hissettiğim zaten bunun çok çok yani üzerinde. Yani %118'e %30 en az benim enflasyonum Tabii, var Yani onu hissediyor. Çünkü vatandaşın çok büyük bir kesimi ücretli çalışıyor. Bu ücretlerin içinde zaten biliyorsun dünyadaki OECD ülkeleri içinde en yüksek asgari ücretlerin oranı bizde bizde 40 milyon hocam asker ücrette çalışan vatandaşımız var. Ben de öncesinde herhalde çocuktum onu algılayamıyordum ya. ama yani 80 Çok milyonluk bir ülkede değil tabii. mi 40 milyon vatandaşımızın asker ücrete geçilmesi çok önemli ve çok zor aslında bizim m, gelişmekte olan ülkelerin statüsünün biraz daha aşağısında olduğumuzu gösteriyor evet. sanırım. Ve şimdi hemen orayı şeyle bağlayalım enflasyonu neden yüzde otuz hissediyorlar? Çünkü gıda enflasyonu zaten yüzde yirmi altı. Hani o açıklanan hissedilenle birlikte şimdi siz asgari ücret alıyorsanız zaten yüzde doksanını gıdaya harcıyorsunuz. Ve dolayısıyla onun zorundayız. hissettiği evet. enflasyon bu. Ee, onun içinde bu hissedilen enflasyon, beklenen enflasyon, açıklanan, hedeflenen enflasyonla hiç alakası olmayınca bu sefer insanlar ne yapıyor? Talebini öne çekiyor. Diyor ki ben şu anda daha fazla tüketmeliyim gelecek ay bu mal artacak fiyatı artacak. Örneğin bebek bezi hocam yani gidiyor adam Tabii. çocuğu var ne yapacak bir ay sonra pahalı bildiği için Aa. bir değil üç tane üç alıyor tane parası alıyor. varsa. İnanın ben de yapıyorum arada ben de yapıyorum. yani gittiğim zaman çünkü biliyorum ki bunların hepsi evet. pahalanacak. Dolayısıyla bir yandan biz talep enflasyonu arttırıyoruz arz enflasyonu artıyor nasıl tutacağız? Tabii o. enflasyon bu kadar yüksek olması bir taraftan dediğiniz gibi ihtiyaçların daha da fazla taleple karşılanmasına sebep oluyor. Yani bir enflasyonu bozucu bir etkisi oluyor. Bir taraftan da madem enflasyon çok yüksek o zaman ben dolar altın ve bitcoin almaya devam edeyim diyor yatırımcı. Ee, bir taraftan da dolara talep olduğu zaman dolar yükseliyor. Bu sefer de üreticinin maliyetinde ciddi bir artış var. Bu çok ciddi bir tuzak. Ekonomide bir herhalde değil mi? Çıkmaza evet. e, sebep Aha. oldu. Türkiye bu tuzaktan sizce nasıl çıkabilir? Yani enflasyon illeti riskinden nasıl kurtulabilir sizce hocam? Yani enflasyon bizim o kadar uzun zamandır e, yani ben yaşadığım dönem içinde sürekli enflasyonla yaşadım. E, gençliğimi geçirdim işte orta yaşımı geçirdim <laughs> şu anı geçiriyorum. Yani o enflasyon bize bir de böyle sevimli yeşil ufak yaratık gibi gösterildi. Hiç sevimli değil. Esasında Hiç sevimli değil. en büyük risk ve belirsizliği enflasyon yaratıyor. Yani e, fiyatlama stratejini nasıl yapacaksın? Alım kararı nasıl yapacaksın, ücretleri nasıl yapacaksın? Çünkü evet. ortada sürekli bir enflasyon var. Yani biz o kadar belirsizlikle ve riskle doğduk gidiyoruz ki bu ülke içinde. Şimdi enflasyonla mücadelede tabii çok önemli olan şey ciddi anlamda kararlı. Yani Rusya başardı bunu. Ya yani birçok ülke başardı. Hı hı. Hem de deli deli enflasyonlarla başardılar. Biz, e, biz de bir dönem başardık. Şimdi onu geçen gün başka bir programda da sordular bana. Şöyle bir şey var. 2001 krizi, çok büyük bir krizdi. Arkasından o krizin tabii ki bir sürü yarası sarıldı. İşte bankacılık e, sistemi olduğu gibi iyileştirildi, kuvvetlendirildi falan ama... ...önemli olan şuydu Murat, yani 2001'den önce o 90'lı yıllardaki... ...Türkiye'nin e, 9 ayda bir değişen hükümet durumu, yani siyasi belirsizlik... Hı hı. E, ...bir partinin tek başına iktidarı gelmesiyle birlikte... Bir siyasi istikrar, evet. bir belirlilik kazandı. Ki, Dediler ki... Finans için çok önemli değil mi? İstikrar çok önemli. en önemli. Yani olan. dedik ki ya hiç olmazsa tek başına iktidara gelen bir parti var. Önümüzde 4 sene boyunca e, istikrarlı bir e, program uygulanacak. Dolayısıyla ikinci dönemde de toplum ekonomik açıdan e, bu istikrarın sürmesi için devamlılığına karar verdi. Bakın o dönemde... Enflasyon hızla aşağı doğru düşmeye başladı. Yani biz enflasyonu düşürebilmeyi başardık. Siyasi istikrar, güven bunlarla birlikte. Evet, tamamen beklentilerimizi yani, yönetiyor tabii, aslında değil mi hocam? Yani, yani o beklentimiz olumluya döndü. Evet e, tamam bankacılık sistemi düzenli e, şu anda da düzenli. Evet. Aynı sistemle gidiyoruz. Peki o dönemle bu dönem arasındaki farklılık neydi? Yaratılan güven ortamıydı. Dolayısıyla biz daha sonra bir de şuna baktım. İşte yine gene yazacağım bir şeye ilişkin geçen gün baktım Merkez Bankası'nın sitesinden girdim. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon hedefi ve tutturulan. 2002'den itibaren koymuşlar kendi sayfalarına. Biliyor musunuz ilk senelerde yani 2003 e, 2000 işte 3 4 5 hedeflenenin altında enflasyon hmm. tutturmuşuz. Sonra yakalamışız. Sonra bir dönem işte enflasyon böyle onun altında üstünde çok da tutturamamışız ama yani düzgün gitmiş. Sonra böyle 2011-2012 bir kırılma noktası ondan sonra enflasyonu hiç yakalayamamış, hedefi evet. hiç yakalayamamış olduk. Şimdi bunlar işte... Bunlar bir şekilde bu sistemi bizim tekrar enflasyonla baş edebilmemiz için çok kararlı, güvenilir ortamı evet. yaratmamız lazım. Bunun için de proaktif olması lazım Merkez Bankası. Kesinlikle yani faiz aslında faiz neden sonuç hiç oraya girmeyeceğiz. Yani evet. hani o bambaşka bir konu ama e, burada mutlaka Merkez Bankası'nın faiz dışında da enflasyonla mücadele seti olması lazım. Bunun için de bu araçlar tabii ki. ...bağımsız bir şekilde kullanabiliyor olması lazım. Bunu görünce piyasa zaten güvenip bir şekilde enflasyonu da satın almıyor. Şimdi hocam pandemi tabii çok uzunca bir süredir maalesef hayatımızda. iki senedir ve bu şunu gösteriyor artık hocam herhalde pandemiyle. Hayatımızda sağlık çok önemli bir e, alan olacak. Sağlık sektörü ve bu virüslere karşı da e, hazır olmamız gerekiyor. Ve pandemiden sonra küresel ısınmayı çok daha fazla konuşacağız herhalde. Muhtemelen şu anda dünyayı bekleyen en büyük risk kıtlık ve açlık olacak ve çok ciddi bir herhalde hiperenflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Eee dünya bir kıtlık bekliyor mu? A, 2014 yılında IMF'in yayınladığı bir rapor var ve rapor şey başlığı da şöyle. Gelecek 60 yıl içinde küresel reel hasılanın yavaşlaması diye. Hmm. 2014 yılında bunu yayınlamışlar. Artık yavaşlasın ve, da gerçi hocam. A, evet hmm. e, ve bu burada şunu söylüyor. Diyor ki tamamıyla bunu iklim değişimine bağlamış. Ve iklim değişimiyle birlikte bu küresel e, ısınmanın artmasıyla bir 1,5 e, santigrat derece arttı. Ve diyor ki bunun etkilerini o kadar yoğun vaziyette göreceğiz ki 2014'teki rapor. E, salgın hastalıklar olacak. Hı hı. Bakteriler çoğalacak. E, ve işte kuraklık başlayacak. Su savaşları, su sıkıntıları olmaya başlayacak. Orman yangınları çıkacak. Şimdi biz bile 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 hepimiz bila istisna üretmeye, tüketmeye devam ediyoruz. Çok ilginç bir şey bu ve benim hep söylediğim bir şey var. <laughs> Tükettikçe tükeniyoruz evet. esasında. Ve o hızlı tüketim var ya özellikle 2000'den sonra gelişen. Kıyafetleri hızlı tüketiyoruz. Hop bir Instagram pozu. Al giy at nasıl olsa ucuz. Evet. Ee, işte hızlı yemek ye onu yap bunu yap derken. Dizileri işte bir sezonu 20 e, bölümü hemen yayınlanıyor. 20 bölümü aynı da izliyoruz Aa, bitiyor. Adam evet. belki hani 3 senesini veriyor diziyi çekmek için ama tüketiyoruz hemen. İlişkiler de öyle. Evet. Yani, Hiç e, oraya gelmeyip yani. yani onu da söyleyeyim <laughs> rahatlayayım yani. Resim. Onu da bunu da, burada evet. söyleyeyim. Yani şey. Bunların hepsi hızlı tüketime bağlı. Şimdi bu hızlı tüketime yetişmek için de Hızlı üretim yapılıyor. Tabi bu sanayi devriminden itibaren onun sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Son 200 yılda iklime verdiğimiz zarar hı hı. insanlık tarihine baktığınızda 800 bin yıl içinde son 200 yıl özellikle son 20 yıl bunu böyle sürekli iki katına iki katına çıkarmış vaziyette. Peki şimdi o raporda bunu söylüyor ve diyor ki e, bu gıda kıtlıkları yaşanacak. Çünkü işte bu tüketime dayalı olarak yani Murat giydiğim şu elbise yaklaşık içinde herhalde bir işte iki ton su barındırıyor. Aha. Tabii kot pantolonlar var ya dolabında kaç tane kot pantolon varsa her birini iki ton suyla çarp. Neden biliyor musun? Çünkü pamuğu yani pamuk üretilmesi için bu kadar çok üretilmesi için pamuğu ekilebilir arazilerde değil artık oralar doldu yetmiyor verimli olmayan arazilerde ekmeye başladık hmm. ve onları sürekli suluyoruz. Pamuk su ister. Evet. O kadar çok su veriyoruz ki oraya. Çünkü arazi de verimli değil, çok fazla Tabii, sulamamız çok fazla gerekiyor. sulamamız lazım. Normal pamuğa göre kat kat fazla, 10 kat fazla. Ve sonra bir de oraya yetmiyor. Daha hızlı büyüsün diye bu kimyasal veriyoruz. Evet. Bu kimyasaldan insanlar ölüyor, çevre ölüyor, toprak ölüyor. Bunların hepsi çok büyük zararlar. Şimdi biz bu pamuğu üretmek için Kullandığımız arazide belki pirinç yetiştirebilirdik. Pirinç <laughs> değil, o çok sulak isterdi. Buğday da yetiş, ondan evet. vazgeçiyoruz. Ve zaten kuraklıkla ve aynı zamanda tercihlerimizin değişmesiyle birlikte gıda gittikçe azalıyor. Geçen hafta galiba Financial Times'te okuduğum bir şeydi. Şeyde Amerika'da California eyaletinde verim yüzde 50 oranında düşmüş. California Amerika'nın buğday deposu, tarım deposu. Kaliforniya artık üretemiyor. Bir de Amerika gibi bir ülkede teknoloji, değil mi? Tarım teknolojisi teknoloji çok teknoloji yüksek. Teknoloji olduğu hocam. halde ama Hı -hı. ne olursa olsun o toprağın evet. e, bir şekilde suya ihtiyacı i̇şte var. İşte burada hocam insanın o rantçı, hep bana hep bana olan yaklaşımı, gözü doymamazlığı işte e, yani kendi içerisindeki o tatminsizliği buna sebeb sebebiyet veriyor. Ama çok da ders almışa da benzemiyoruz. Yani Bugün yine biz ekonomiyi konuşurken Amerika'da işte birinci çeyrek büyüme rakamı örnek veriyorum. Yüzde iki buçuk bekleniyorsa bir sonraki çeyrekte yüzde iki buçuğun üzerine çıkması lazım. Yani daha fazla üretmesi, hani üretirken tüketmesi, doğayı yok etmesi ve insanların daha fazla satın almasına uygun bir finans sisteminden bahsediyoruz. Peki bu ne olacak hocam? Yani bu kadar her şeyin artarak beklentinin artarak devam ettiği bir finansal sistem sürdürebilir mi? Çünkü bu doğayı da yok ediyor. Az önceki örneğinizde olduğu gibi. Tabii. büyüme fetişi ismi var. Evet. Bütün ülkelerde. Bakın bizim ülkemizde de öyle. Yani biz büyümeye odaklandığımız süre içinde zaten enflasyonu tutamayacağız. Yani sürekli. Hayır, büyüme aynı zamanda dünyada da istihdam yaratmıyor. Hı. Hele Türkiye'de hiç yaratmıyor. Tabii. Peki bu büyüme hırsı. Daha çok tüketme hırsı nereye kadar gidecek? Bizim bir şekilde toplumsal olarak bunu anlatıp insanların tüketimle ıı, mutlu olması gerektiği değil, bir şekilde üretimle mutlu olması gerektiğini anlatmamız lazım. Ve bakın. üretimin de sürdürülebilir bir üretim. Evet evet. Yani efendim. üretim kendi içimizde eğitimin üretimi okumanın üretimi yani üretim dediğim o ee, ve Kuzey toplulukları neden daha mutlu? Hep bu mutluluk hepine sendeksler çıkar değil mi? Onların üzerinde hep istirahatçı işte Norveç, Danimarka falan. Biz de um, en az gülen ve en mutsuz ülkeler arasındayız evet. maalesef. Halbuki ne kadar çok tüketiyoruz. Şimdi evet. ben bir dönem Danimarka'da ders verdim. Aarhus Üniversitesi'ne gittiğim zaman o kadar çok fakirsiniz galiba dedim. Çünkü tüketmiyorlar. Yani her şey işte, school değil mi? Tabii, telefonlar. Evet. Giymişler. O blokların kendi içinde çamaşır makinesi var. Evlerde çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Araba yok. Bisikletle gidip gelip Fakirler. Yani şimdi, <laughs> Danimarka'dan bahsediyoruz. Tabii, biz bir bakıyoruz ki biz de Allah yola çık, trafikten <laughs> evet, hiçbir evet, yere gidemiyorsun. Evet. Yani tüket biz ilk sorulan soru evin var mı, araban var tabii. mı? Değil mi? Evet. Yani nerede okuyorsun? Evet. Varlığına kadar sorulur yani. O da Onun gösteriş merakı. Gösteriş. Bakın lüks a, lüksü yaşamak hı hı. toplumların lükse geçişi farklı fazlardadır biz gelişmekte olan ülkeler bizimle birlikte diğer ülkeler özellikle bu işte Orta Doğu ülkeleri hep bir Weblen'in de söylediği gösteriş tüketimi peşindeyiz. Gösteriş toplumundayız. Olmayanı tüketiyoruz. Fakat lüksün daha üst seviyelerine geçtiğimiz zaman esasında en lüksü İsveç, Norveç, Danimarka yaşıyor. Çünkü lüksü içselleştirmişler. Onlar lüks dediğimiz zaman refah toplumundan bahsediyorlar. Huzurdan Mutluluktan yedikleri şeyin Kalitesi zarar ya. vermeyecek evet. vücuda zarar vermeyecek derecede doğal olmasından hı hı. ailesiyle geçirdiği vakti doğa, doğada geçirmekten e, ve burada aldığı temiz havadan lüks budur. Hocam orada mesela birbirini övme yok yani ünvanlarla konuşulmuyor. Hani CEO ise ha. da ona isimle söyleniyor. Bir de şu çok ayıpmış yani bu işi çok iyi yaptın demek onun için çok büyük bir aslında utanç kaynağı. Çünkü onlar böyle bunun için yaşamıyorlar. Zaten çok iyi olalım, çok bunu yapalım, bunu söylesinler diye yaşamıyorlar. Ülkeleri için yaşıyorlar aslında. Yapılan işte gayet kaliteli ve güzel çıkıyor. Şimdi hocam, peki gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani dünya bu şekilde çok sürdürülemez. Herhalde bu ee, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi kapsülle beslenmeye doğru gidiyoruz. Yani ka kaynaklar çok az, insan çok farklı bir mutasyona uğrayacak önümüzdeki dönemde. Bizi bir sağlık krizine bekliyor. Böyle bir dönemde gençlerimiz hem kariyer riski nasıl yönetsin hem de dünyayı nasıl baksın sizce? Sanki gençler yani bu Z kuşağı biraz daha farkında bu işin. Tabii biz tam, o, tam olarak şeyi söyleyemiyorum. Yani ülkenin verdiği o gösteriş tüketiminin etkisinden kurtulamıyorlar. Maalesef. Yani dürtü sürekli olarak var. Ee, bir şekilde dürtülüyor. Etrafında o nispi yoksulluk dediğimiz şey var ya. Yanımdakinin o telefonu varsa benim niye yok mantığı hala çok etkin. Ama etrafta çok fazla var. Çünkü bu bilinç hala biz işte e, bu kitapta da Yazdım kendi kültürümüzde var mesela ye kürküm ye değil evet. mi? Yani bu bir mantık işte. Sen ancak kıyafetine göre şey yaparsın. Ne derler? Değerlendirilirsin Hı -hı. diyen hikayelerimiz var, romanlarımız var. Aynı şekilde esasında pek çok masal. Bunun üzerine kurgulanmış vaziyette. Pamuk prensesi düşünün, işte kül kedisini düşünün değil mi? Yani kül kedisi o ocağın var. başındayken olmuyor da ya <laughs> akşam giydiği o muhteşem elbisesiyle prensi yakalıyor falan. Yani dolayısıyla bu esasında hep anlatılan şeyler. Fakat yeni koşaktan biraz daha ümitliyim. Dijitalleşme ve kripto paralar. Hani bu dönemde hmm. dünya da değişti ve çok ciddi anlamda üretim bandı dijitale kaydı. Aynı zamanda işte... Merkez bankaları da kendi dijital varlıklarını çıkarmaya çalışıyor. Oraya nasıl bakıyorsunuz? Dijitalleşmeye ve paranın özellikle dijitalleşmesine? Evet, şimdi coin'lere ilişkin olarak tabii kafamda çok soru işareti var ama e, burada kendimi de eleştirmem lazım çok da fazla incelemedim. Hı hı. 2008'de e, biz üniversitede coin'i öğrencilerle beraber konuşmaya başladık. Ondan sonra bir yatay kaldı 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 ve daha sonra birdenbire coin piyasası yukarı doğru çıkmaya başladı. Neydi bunu tetikleyen? Ben niye orada kendimi update edemedim? Onu da benim sorgulamam lazım. Bu bir gerçeklik. Evet. Artık var ortada. Ya aslında ben bitcoin'den ziyade hocam paranın dışarı evet. sormak Şimdi Mesela ona... Avrupa Merkez Bankası 2023 mü hocam 2024 mü Tamamen dijital evet. euroya geçiyor. İsveç dediğimiz nakitsiz toplum yarattı evet. biliyorsunuz. Hani ellerinde bulunan çiplerle taksiye kadar binip ödemelerini yapıyorlar. Sıfır nakit var. Yani bu hani bitcoin bir vesile oldu diyelim ha. ama bunların hakkını düşünürsünüz. Evet. Yani coin piyasasını bir tarafa evet, koyalım. Evet, o evet. konuda çok çok bilgi sahibi değilim ve hala Sizin aklımda çok. Sizin trade yapmaya devam ediyor. Evet, soru Belki işareti bir var. Yaparız. Evet. Yani onun böyle değişik coinleri var. Şimdi öbür tarafta baktığımız zaman dijitalleşme bu kesinlikle olacak zaten. Yani bu teknolojinin getirdiği, hayatın getirdiği, 2000'li yıllardan sonra internet teknolojisinin getirdiği bir şey. Ve cashless ekonomiye, parasız ekonomiye pek çok ülke hazırlandı ve buraya doğru geçecek. Dijitali öğrenmemiz gerekiyor. Yani merkez bankalarında artık para Basmak yerine kağıt para veya işte metal para onun yerine dijitale kayacaklar. Çünkü bunun da bir maliyeti evet. var. Dijitalin zaten maliyeti de yok. Ve ben mesela ıı, kaç yılıydı galiba 2006 filandı Atina'da bir konferansa gittim. Ve Atina'daki konferansta benimki işte böyle biraz belki hayaldi ama post bir iktisat yaklaşımıyla dedim ki dünya tek para birimine geçsin. Yani belki de oraya geçeceğiz. Murat Bence yani de. bu dijitalleşmeyle birlikte paralar arasındaki bu, bu karmaşa e, uluslararası ticarette kullanılan paraların karmaşası falan çok görüyor insanları. Sanki şey ha? gibi hocam değil mi bu dönem Bretton Woods sonrasında o para sahalarının kavgası evet. olması işte dolar para sahası, frank para sahası şu anda bir ciddi bir kakaponi var. Çünkü binlerce altcoin var ve çoğu hani çöp olacağını zaten biliyoruz ki hani özgür günleri de özellikle sadece bitcoin öneriyor. Bir taraftan da Paraların dijitalleşmesi var. Hani dijital euro dijital yene karşı olacak falan. Ciddi bir para savaşı var hocam bu dönemde sanki. Evet. Bir sürü e, savaşın yanında. Evet. Yani bir de para savaşı var. Ve bu mesela bana o dönemde gelen e, cevap şuydu. Uluslararası bir kongreydi. Ve işte böyle son derece muhafazakar e, e, iktisatçılar vardır ya. Ama nasıl olur? Ülkeler kendi egemenliğini nasıl kaybeder? Avrupa Birliği buna geçti. Evet. Dünyanın en şovenist ülkeleri Almanya Mark'ından vazgeçti evet, Mar yani Fransızlar Frank'ından vazgeçti. Dolayısıyla bir e, ortak birliğe doğru geçtiler Hı -hı. neden bu dünyayı da yaygınlaşmasın? Gelecek çok yakın yani bütün bu konuştuklarımız e, Murat öyle çok uzun seneler almayacak. Evet. Avrupa Birliği'nin kurulması kadar uzun süreçler değil. Bence dijitalleşmenin başlaması ve önümüze çıkması çok yakın dönemlerde Hı -hı. olacak. Takım olmak, birliktelik bizde. Dünyanın her yerine desteğimizi götürmek bizde. Zor olanı gerçekleştirmek, tutku, heyecan, istek bizde. Biz yeni nesil. Haydi filenin sultanları, Avrupa şampiyonasında da Türkiye sizinle. BTC Türk, yeni neslin yanında. Siz hep iyi giyinen... ...kadınsınız, akademisyensiniz, ekonomistsiniz. Ekranda da her zaman şık giyiniyorsunuz. Ve bu şıklığını hocamız moda ve ekonomi <laughs> kitabına da taşımış. Bilmiyorum şu anda gözüküyor mu? Yönetmenime bir şekilde göstermiş olayım. Hocam burada e, aslında ekonomi çok ciddi bir ekonomi değil mi? Giyim. Evet. Bir de şöyle bir nokta da var. Bunun içinde de insan psikolojisi var. Giyime göre karar veriyoruz. Bir ilk intiba oluşuyor. İş görüşmesinde de programda da örneğin ben... Hani bilmiyorum nasıl giyindim bugün ama ha hani çok kötü giyinseydim siz herhalde mutsuz olacaktınız karşımda değil mi? O Aynı yüzden şekilde. çok önemli herhalde. o çok önemli. Yani riski minimize etmek istiyorsunuz. Karşınıza evet. verdiğiniz imaj. Çünkü hele hele bu zamanlarda o kadar sınırlı zamanımız var ki anlara indirgenmiş hı hı. vaziyette. Yani bir iş görüşmesinde bile sizi o kadar kısa süre tutuyorlar ki, siz o sırada karşınıza olduğu gibi şu görüntüyle üst planda yani anlatmaya bakıyor. çalışıyorsunuz. Evet. Yani hani içindeki ruhundaki kabiliyetini, insanların bir şeyini anlatamıyorsun, sadece dışarıdan anlatıyorsun. Aa, tabii. Bunu işte çok fazla markalara ve logolara taşımaya başladılar. Üstünde ne kadar çok logo varsa yani böyle e, markaların yürüyen şeyi gibi, mankeni gibi e, dolaştırıyorlar insanları. Ben tamamıyla ona karşıyım. Evet. Yani o ayrı bir şey. Onu bu kitapta eleştirdim ama benim bu kitabı yazarken esasında yola çıktığım nokta şuydu. Aa, dedim ki ya bu erkekler işte e, eskiden görüyoruz Kanuni Sultan Süleyman'ın şıklığı. E, süsü 14. Louis'nin dönemlerindeki e, çok uzun süre o süslü feminen erkekler Nereye gitti? Bir de orta çağın kadınsı erkekleri varmış. Tabii işte. Onlar <laughs> yani bakın onu. şu görün yani şu Louis'nin kıyafetine bakın. Evet. Ya da işte. Yani gerçekten çok hani evet. feminen mi deniliyor hocam? Hani feminen değil feminen, mi? Bir görünüş tabii feminen. O dönemde şöyle bir şey vardı. Karşıdan gelenin kadın mı erkek mi olduğunu anlamıyordun. Şu anda da karşıdan gelenin kadın mı erkek mi olduğunu anlayamıyorsun. Erkekleşti maskülenleştik. Biz de pantolon ve ceket giymeye başladı. de kadınsılaştı. Ya i̇şte mesela birbirine hani yakınlaşan bir androjenlik evet, var. Var, var. Yani ama e, bakın binalarda, yapılarda hepsi maskülenleşti. Hı. Hmm. E, feminen binalardan o Avrupa'nın gördüğümüz şık binalarından ya da Beyoğlu'nda gördüğümüz o güzel hayranlıkla baktığımız Estetik binalardan gözüken. Şu anda tamamıyla böyle dümdüz yukarı doğru çıkan işte bir silüet, erkek silüetine dönüştüm. Siyasi konjonktür de tüm dünyada buna müsaade ediyordur herhalde değil mi? Sanatı Tabii, yönlendir, yani önemli bir etki. O esasında zeitgeist, zamanın ruhu. Zamanın ruhunun içine her şey yansıyor. Yani giyim yansıyor, binalar yansıyor, müzik yansıyor, ekonomi yansıyor, siyaset yansıyor. Her şey o zamana dair. Ve ben dedim ki... Ya merak ediyorum. Ne zaman erkekler bu kadar sıkıcı kıyafetler giymeye başladılar da biz kadınlar hala şıkır şıkırız ve bunun mutlaka bir ekonomik sebebi vardır dedim. Oradan yola çıkarak çok da araştırma yaptım. Süper. 14. yüzyıla kadar indim. Çünkü o dönemde Versay Sarayı'nda başlıyor moda dediğimiz şey esasında moda kapitalizm. Yani Peter'in demin de söylediğim gibi yaratıcı yıkımı, yeni bir şey çıktığı anda diğerini yok ediyorsun. Evet. Kapitalizm neyle besleniyor? Bununla besleniyor Bununla. ve bak kapitalizm ne kadar hızlanırsa demin söylediğimiz hızlı tüketime doğru gitmeye başlıyoruz. Ve sonra ben oturdum bunun e, feodal toplumdaki kadın erkek e, kıyafetleri, o dönemin ekonomisi sonra acaba burjuvaziye nasıl geçilmiş? Kas sistemi nasıl yıkılmaya başlamış, kıyafetler nasıl değişmiş, erkekler neden o süsleri atıp takım elbise sahne giymeye başlamışlar? Bunların ekonomik sebeplerine baş baktım ve aa, o kadar güzel çıktı ki. Merkantalizm, fizyokrasi, arkasından kapitalizm, sanayi, sanayi devrimi, devrimi, dünya savaşlarının evet. dönemlerinde kadınların kıyafetlerine baktığınız anda o ülkede savaş mı var, kıtlık mı var, bolluk mu var? Erkekten savaş, erkekler savaştan dönmüş. Hadi kadınlar siz eve demiş, erkeklere yer açılsın demiş. Bir bakıyorsun etekler kloş olmuş, topuklu pabuçlar çıkmış. Dünyanın en zevksiz dönemi herhalde bu bizim yaşadığımız dönem değil mi hocam? Ya, evet. Böyle gençlerin de giyim tarzına baktığımız zaman ben de bazen işte... Hani bol tişört falan giyiyorum hmm. bu Z kuşağından <laughs> etkileniyorum herhalde ama. Giyim kıyafeti de tabi bir değişim var ya. özellikle işte gençlerin hani rol model olarak aldığı önemli Amerikalı sanatçılar da var. Onlarda baktığımız örneğin Billie Eilish gibi çok böyle oversize şeyler giyiniyor ama bu dönemi nasıl görüyorsunuz? Yani zevksiz Esasında, bir dönemden mi geçiyoruz? E, yani 80'ler de çok zevksizdi. 80'lerde 80 biz yani. 80 kadınların dokunulmazlığı var. Evet o kadar şeyi vardı ki kendini kanıtlama isteği <laughs> evet. o vatkaları giyiyorduk. Biz de erkek gibi çalışabiliriz işte yani çünkü erkeksi görünmek istiyorduk. Vardı, yani evet. protest bir şey vardı. Sonra tekrar kadınsılığı bir parça yakaladık. Çünkü kendimizi kanıtladık ve artık kadın da olabiliriz dedik. Şu anda da ee, şey var. Çok büyük bir rahatlama var. Hı hı. Ee, özellikle pandemiyle birlikte. Eve de kapandık ya. O evde bakın tekstil ürünlerine baktığınız zaman en çok satılanlar taytlar eşofmanlar, eşofmanlar. oversize'lar. Çünkü e, her dönem kendi içinde kendi modasını yaratıyor. Ee, şöyle bir örnek verebilirim. Mesela lipstick efekt var. Hı hı. Ee, ruj e, endeksi oluşturulmuş. Neden? Ee, kadınlar kriz dönemlerinde iş bulmakta zorlandıkları zaman ve paraları azaldığı zaman eşleri de evde eğer işini kaybediyorsa para az ya. Ee, kadın lüks çanta alamıyor. Lüks e, kıyafet alamıyor ama kendini nasıl gösterecek? Kırmızı, kırmızı rujla. rujla. Hey, ben buradayım. Güvenilir vaziyette ortadayım diyor ve kırmızı rujunu giyiyor. Topuğu uzuyor üstü kıyafeti çok iyi olmasa bile o kırmızı rujla Aslında kendini göstermeye başlıyor. Önüne geçiriyor kıyafetin evet. dikkati oraya evet. biraz daha. Mesela şu anda da kriz dönemi ama kırmızı ruj atmıyor çünkü maskeler var. Aa, ya maske ee, olmasa kriz döneminde kırmızı ruj satışları biraz daha artacak. Tabi tabi artacak. Bu bu endeks oluşturulmuş L'Oreal tarafından sonra da hep kullanılmış hakikaten tüm kriz dönemlerinde baktım. Onların satışları çok fazla. Çünkü böyle bir görsel efekti yaratmaya evet. çalışıyor. Visual efektle birlikte ben buradayım diyor. Bunların hepsini ölçen endekslere de baktım. Dolayısıyla bir de tekstil sektörü çok besleyen bir hmm. sektördür. Ee, çok insan e, gücüyle çalışır. Onun için krizlere girildiğinde şunlar yapılmış. Murat demişler ki etek boyu uzasın. Neden uzasın? Daha çok kumaş kullanılsın. O kumaş için daha fazla pamuk üretilsin. Daha fazla insan çalışsın. Ekonomiye katkı sağlansın. Bunların hepsi... Bu Bilmiyorum. kitapta evet. incelendi ve sonunda evet. dedim ki ne olur artık tüketmeyin. Evet. Ve bu ucuz e, kumaşlardan vazgeçin. Kaliteli, uzun süreli kullanacağınız, dolabınızın minimize edildiği, Her zaman um, evet ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bir dolap hazırlayın kendinizi evet. diyerek bitirdim. Çok güzel oldu hocam. Yani e, o giyindiğimiz e, kıyafetlerin üzerinde aslında o dönemin siyasi, Tabii. sosyolojik, psikolojik, politik birçok aslında etkisini görüyoruz. Nobel'den çıktı Moda ve Ekonomi kitabı Profesör Doktor Zeynep Ökten'in diyelim hocam çok teşekkür ederim. Hani tüm zarafetiniz yine geldiniz, beni kırmadınız. Güzel bir sohbet oldu benim açımdan da. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman memnunum biliyorsun seninle sohbetten. Çok, çok keyif aldım. Çok çok teşekkürler. Bu kadar şık karşıladığın için ayrıca teşekkür teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Size layık olmaya çalışık nice. geldim Zeynep Ökten hocamıza. Şimdi artık bir sezonun da yavaş yavaş sonuna geldikçe de çok değerli Konuklarımızı stüdyoda ağırlamanın da derin bir mutluluğu vardı bugün. Videoyu o zaman beğenin, paylaşın. Aynı zamanda yorum yazmayı da unutmayın efendim. Gelecek hafta yine görüşmek dileğiyle.